4 Şubat günü birdenbire bambaşka bir aktör sahneye çıktı. CIA'nin Ankara istasyon şefi, MİT müsteşarı Şenkal Atasagun'dan randevu istedi. Geldiğinde elinde imzasız, antetsiz bir kağıt vardı. Washington kararını verdi. Öcalan'ın yakalanması için artık size yardım edeceğiz dedi. Şenkal Atasagun önündeki kağıdı okumaya koyuldu. Baktı ki CIA hiçbir şeyi şansa bırakmamış. Kağıtta Türkiye'nin hangi tip uçak kiralanması, bunun menzilinin ne olması, uçakta ne tür kelepçe bulundurulması yazılıydı net bir şekilde. Öcalan uçağa adımını attığı andan itibaren mesela kameraya çekilmesi gerekiyordu. Yolculukta bir de doktorun olması mutlaka iyi olurdu. Uçakta bulundurulması gerekebilecek ilaçlar bile o listede unutulmamıştı. Peki bu yardımın koşulu neydi? Kağıdın son satırlarında o da yazılıydı. Beyaz Saray, Öcalan'ın yolda kazaya uğramamasını, yani infaz edilmemesini ve adil bir mahkemede yargılanmasını istiyordu, o kadar. CIA şefi, lütfen hazırlıklarınızı tamamlayın ve bizden haber bekleyin deyip gitti. Bu sabaha karşı saat 3'ten itibaren bölücü terör örgütü PKK'nın başı Abdullah Öcalan Türkiye'de. Atasagun devlet adına yanıt veremezdi. Başbakan ve Cumhurbaşkanı ile görüşmem gerekir. Beni bekler misiniz diye sordu. Tabii, take your time. Acele etme, beklerim. Atasagun yıldırım hızıyla önce başbakana, ardından köşke çıktı. Her ikisinden de onay alıp 2 saat sonra geri döndü. O sırada CIA şefi viskisini yudumluyordu. Atasagun elini uzattı. Ankara önerinizi kabul ediyor dedi. Anlaşma olmuş, Öcalan'ın sonu imzalanmıştı. Aynı gece Ankara'da Cumhurbaşkanı Demirel, Başbakan Ecevit ve Genelkurmay Başkanı Kıvırkoğlu aceleyle toplandılar. Herkeste kuşku vardı. Amerika neden Türkiye'ye Öcalan'ı teslim ediyor sorusu uzun uzun tartışıldı. Aslında Washington, Türkiye'nin Yunanistan'la savaşa girme olasılığından korkmuştu. NATO'da dev bir çatlak açılmasını göze alamamıştı. Çankaya'da Öcalan'ın getirilme operasyonu tümüyle MİT'e bırakıldı. MİT getirecek, sonra askere teslim edilecekti. Asker devre dışıydı. Toplantıda bir ara gelince nereye konulacağı da tartışıldı. Başbakan önce yassı adayı önerdi. Ancak MİT'in önerisiyle İmralı'da karar kılındı. APO'nun güvenliği için İmralı cezaevinde bulunan mahkumlar öğle saatlerinde İmralı 10 adlı cezaevi gemisiyle Mudanya Limanı'na taşındı. MİT 250 bin dolara bir uçak kiraladı. Bütün işaretlerini değiştirdi. Ve pilot ekibinin dışında uçağa 6 elemanını bindirdi. Bir doktor, bir muhaberatçı, bir yabancı dil bilen uzman ve 3 güçlü kuvvetli koruma. Antalya'ya gittiler ve beklemeye başladılar. O arada 3 Amerikalı CIA elemanı özel uydu telefonlarıyla Antalya'ya geldi. Ve hep birlikte beklemeye başlanıldı. Gelen direktif aynen şöyleydi. Uçak önce Uganda'ya gitsin, orada yakıt alsın, sonra Nairobi'ye insin. MİT'in uçağı önce havalandı, Uganda'ya indi, gösterilen yerden yakıt aldı, oradan da Nairobi Havaalanı'nın en ücra köşesine çekildi. Işıkları söndürüldü ve 5 saat sürecek gergin bir bekleyiş başladı. Bu arada Kenya istihbaratı da Amerikalıların itmesiyle harekete geçmişti. Washington Yunanlara da baskıyı arttırdı. Atina'nın bu baskı karşısında ne direnecek gücü ne de niyeti vardı. Bu haberi Öcalan'a Yunan Büyükelçisi verdi. Ama onun yanındaki PKK'lılar elçiliğin gözlendiğini anlamışlardı. Büyükelçiye hediye edilmiş silahlarla direndiler. Elçilikten çıkmak istemediklerini söylediler ve bir katı bir süre işgal ettiler. Sonra Öcalan dedi, tamam ben buraya geldim fakat sizin
güvence aldım, sizden güvence aldım, onun için geldim burada. Şimdi ben nereye gideceğim? Burada kimse yok, Kürt yok, örgütün şeyi yok, uzantıları da yok. Nereye gideceğim buradan? Ve böyle 12 gün veya 10 gün bu pazarlıklar oldu. Gitmiyorum. Yunan görevlileri kendi elçiliklerinden Öcalan'ı ve ekibini çıkartamıyorlardı. Bunun üzerine Kenyalılar devreye girdi. Öcalan zorla ikna edildi ve Hollanda'ya gideceği söylenerek elçilikten çıkarıldı. Daha doğrusu çıkmak zorunda bırakıldı. Elçilik bahçesinde Öcalan tek başına Kenyalı ajanların arabasına bindirildi. Yanına hiç kimse alınmadı. Konvoy havaalanına doğru yola çıktı. Herkes gergindi. Arabaya tek başına bindirmişler. Şoför Yunan sefareti için çalışan bir Kenyalı. Arkasında da Kenyalı polis ve onların ardında da heyetin üyeleri gelirken havaalanına girince öndeki Öcalan'ın arabası hızlanıyor ve diğerlerinin önü kesiliyor. Öcalan bekleyen bir uçağın yakınında indiriliyor. Öcalan tam 19.35'te Hollanda'ya gideceği ümidiyle kendini bekleyen uçağın ilerisinde bir yerde bırakıldı. İşte dediler, uçak orada. Şimdi gidip o uçağa binersen devam edeceksin yoluna. Öcalan biraz sinirlendi ama pek şüphelenmedi. Elinde çantasıyla beraber uçağa doğru yürümeye başladı. Pek kuşku duymuyordu ama gergindi. Ve uçağın kapısının altında sarışın, yabancı dil bilen bir MİT görevlisi vardı. Merdivenleri çıktı. Uçağa binmesiyle birlikte de üstüne atılan üç kişiye direnemedi. Şam'dan çıkışıyla başlayan yaklaşık 4 aylık maceranın sonuna geldiğini işte orada anladı. Lakin artık çok geçti. ...15 Şubat gecesi MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun'un özel telefonu çaldı. Karşıdan tek bir cümle duyuldu. Paketi teslim aldık, kalkıyoruz. Verdiği yanıtta yine tek cümlelikti. Bizim hava sahasına girince yine arayın. Fatullah Öcalan, memlekete hoş geldin. Nasılsın, sağlık durumun nasıl? Duyamıyorum. Öcalan'ı getiren uçak Türk hava sahasına girerken sabahın 3'ü olmuştu. Atasagun haberi alır almaz hemen Ecevit'i, başbakanı uyandırdı. Paket geldi, sayın başbakanım dedi. Ecevit heyecandan elindeki telefonu düşürdü. O da hemen ardından Cumhurbaşkanı'nı aradı. Süleyman Demirel'in tepkisi de hayırlı olsun idi. Bu sabaha karşı saat 3'ten itibaren bölücü terör örgütü PKK'nın başı Abdullah Öcalan Türkiye'dedir. Vatandaşlar sevinçlerini araçlarının kornalarını çalarak halay çekerek gösterdiler. Şu anda çok sevinçliyim, çok gururluyum. Ben bunlardan gurur duyuyorum yani. Eli kanlı terörist Apo'nun yakalanmasının az da olsa acılarını dindirdiğini söyleyen şehit analarının sevinçleri gözlerinden okunuyordu. Şehitlerimi alkışlar. Öcalan'ın yakalanması ile ilgili birçok hikaye anlatılır. Ancak ben olayın içinde olan en tepedeki kişilerle konuşup bu bilgileri size topladım. Onun için inanmanızda yarar var. Öcalan'ın yakalanmasında ve Türkiye'ye teslim edilmesinde tek başına bir tek ülke rol oynamıştır. O da Amerika'dır. MİT postacı gibidir. Ona teslim edilen bir zarfı, Kenya'da teslim edilen bir zarfı MİT İmralı'da askere uzatmıştır. Ve hikaye böylece bitmiştir.